size karşı savundum. Bedeli bu mu olmalıydı? Kim? Kimi ya? Narin'i mi? Ne Narin'i be? Can. Gittiğimde Can'la Şadi yiyordu. Terbiyesize bak. Nasıl olur ya ben? Ay, elim ayağım kesildi şimdi. Can, ne oldu? Can, ne oldu? Anlatsana bana sen şunu doğru dürüst. Ya bu Şadiye oyun çekti bize işte. Zaten Deniz'e bileniyordu. Onun yüzünden ayrıldık diye. Ne oyunuymuş bu? Ya ben resim yapıyordum. Bu geldi arkadan sarıldı, öpmeler falan. Tam böyle git derken ayarlanmış gibi tak diye Deniz girdi. Anlatalım gidip Deniz'e her şeyi. Yok öyle bir şey diyelim, izah edelim. Ha, inanır, çok inanır gerçekten. Telefonumu bile açmıyor. O zaten benden vazgeçmeye hep hazır. Yani öyle bir pozisyonda görünce hani sen de ne bekliyorsun, ne düşünmesini bekliyorsun? Ya tamam bir şey beklemiyorum da yani ne bileyim en azından beni bir dinlesin, bir inansın. Yani sevgililer böyle yapmaz mı? Birbirini dinlerler, güvenirler. Bizde yok tabii öyle hikayeler. Can, bana bak. Bu Şadiye çok mu aşıktı sana? Yok ya, yani sağ olun. Ya öyle sıradan normal bir ilişkimiz vardı bizim yani. Sakince ayrıldık. Yani biraz kızmıştı da sanmam. Tamam. Tamam. Bekleyelim biraz Deniz sakinleşsin, tamam mı? Ben gidip kendim konuşacağım Şadiye ile, halledeceğim her şeyi. Şadiye bu işi batırdığı gibi kendi temizleyecek. Allah'ım. Kim bu insan? Kim benim kardeşim? Hiç bilmiyorum. Kim bu insanlar ya? Ha? Sen yine paraşütle indirdin hepsini tepeme. Tamam, tamam. Ben halledeceğim bu işi. Sen sakin ol, hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Benden haber bekle, arayacağım ben seni. Şadiye, nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın Şadiye bunu? Neden? Sessiz sedasız ayrılığı kabul etmişsin işte. İntikam aldın eski sevgilinden. Ne oldu? Ne geçti eline? Böyle şeyler yaparlar ablacığım. Ya var ya zaten gıcık oluyordum o karıya ha. Çok güzel oldu be. Çok böyle tam isabet oldu yani. Ay birbirine girmiştim böyle ortalık. Fırat abi. Ulan sana bu kızı yedirtmem biliyor musun? Bana bak. Bir daha böyle davranırsan kemiklerini kırarım senin. Bunca yıldan sonra bu mu reva gördüğün ablana? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bir burada geldin, çöreklendin kızın evine tabii. Sen yiyeceksin değil mi bütün parayı? Şadiye. Şadiye bana bak, sabrım taşıyor. Sabrım taşıyor. Fırat, Narin'i bu kızın elinden kurtarın oğlum. Tamam abi, sen git eve, ben geliyorum. Ne oluyor kızım? Kıyamet kopmuş, Can aradı. Ne yapmaya çalışıyor kardeşin? Çocuğun dünyası kararmış ya. Merhaba. Atif ben ablanın arkadaşı. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın Şadiye? Ha. Şimdi kadro tamamlandı ya. Tam kadro burada olduk yani. Abla sen ne yapıyorsun ya? Bunların böyle ikisini beraber falan mı idare ediyorsun ya? Bir de bak bana diyorlar ya, işe bak. O esprili kız ha, sevdim. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Güzel güzel bu neden yediğini anlatıyorsun. Ha. Sen bu suratı aldanma. Belli etmem ama gerçekten sinirliyimdir. Bak tatlım, bu deveyi güdeceksin. Biz burada bu kadar adamız. Seni bir şekilde toparlayacağız. Şimdi güzel güzel birime geliyor musun? Ha. Şimdi ne yapacağım?
Can'la karıyı barıştırmak için hiç işim gücüm yokmuş gibi oraya gideceğim ben. Öyle mi? Cık. Olmaz. Eğer dediklerimi yapmazsan emin ol bir daha ablanı ömür boyu göremezsin. Bir ailen olabilir. Biz heriflerin altına yatmaktan daha iyi bir seçenek sanırım ha. Senin niyetin belli. Rezillik çıkartacaksın. Ablanı harcayacaksın değil mi? Yalnız biz ona müsaade etmeyiz. Hadi. Zorla mı götüreceğim? Bilmem. Deneyelim. Senin ki bu tiplerin dilinden iyi anlıyor galiba. Allah'ım sen kurtar beni bu kabustan. Sen kurtar. Sabırlı ol biraz. Yaşadığı onca şeyden sonra travma yaşıyor belli ki. Öfkesi ondan yani. Onun yaralarını sararım Fırat. Gücüm yeter mi buna? Fırat bir ev bulmam lazım. Burası küçük. Olmaz böyle. İki kişi yeniden bir hayata başlarız. İyi hissederiz kendimizi ha? Kendine ait hissetmeli. Böyle kanepelerde falan olmaz. Tamam bulurum ben size. Sen sıkma canını artık yeter. Her şey yoluna girecek Narin. Söz veriyorum sana. Fırat ya. Şadiye bambaşka biri olmuş. Ya ben vallahi çok özür dilerim Deniz abla. Ama Picasso'nun bir suçu günahı yok yani. Hani ben böyle pislik olsun diye ona biraz tırnaştım. Hani niye böyle bir şey yaptın diyecek olursan da... inan ki onu ben de bilmiyorum yani. Böyle konuş diye boğazını sıkıp zorladılar değil mi seni? Ya sen bundan ayrılmak için bahane falan mı arıyorsun ya? Hayır öyleyse ben burada hiç boşu boşuna uğraşmayayım yani böyle. Sen kimsin be? Irmak ben, Deniz'in kız kardeşiyim. Ya kızım, annen seni mi sütçüden yaptı bu Deniz'i mi ya? Hiç benzemiyorsunuz. Deniz anneme çekmiş, ben babama. Ha. İşçisiymişsiniz. Ne? İşçisi. Ya vallahi çok sevdim bak bu lafı. Tuttum yani kibar laf. Evet işçisiyim ben ha. Senden böyle azıcık daha az kazanıyorum yani ben. Sende emeklilik falan var mı? Ne demek istiyorsun pek anlamadım. Kızım neyi anlamıyorsun ya? Sen şimdi seni hiç sevmeyen bir herifle evlenip onun koynuna girmeyecek misin? Ya bir de evlenebilirsen değil mi? Bir de o var, sorun büyük. İş bana bak. Senin bu nişanlı var ya, bizim evde. Ablama olan bakışlarını da ben hiç sevmedim. Bu böyle içeri bir girdi. Ay. Ortalık var ya böyle alev alev yani. Ha bunlar eskiden beri böyleydi de. Bu herif sana bu yüzüğü niye taktı? Onu ben hiç anlamadım ha. Harcarlar bunlar kızım seni. Ya gerçi var ya, bu Fırat'ı ben günahım kadar sevmem ha. Ama o içerideki iyi. Sevdim, beğendim. Sen var ya, bu nişanlını ne yap et, elinde tutmaya çalış yani. Ben çok yakıştırdım sizi. Tencere kapak misali böyle. Konuşuyorlar. Irmak Hanım, sen de bu akşam evden git. Baş başa kalsınlar, iyi gelir. Tamam, hadi bakalım, kalk. Gidelim, eniştem. Sevdim seni. İyi anlaşacağız. Ha. Ne iş yapıyorsun sen de? Aşk işçisiyim ben. Ve... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.